Herkese merhaba, Oynuyoruz kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle OpenTTD'nin 8. bölümünü oynayacağız. Sezonumuz iyice genişledi. 8. bölüme kadar geldik. Çok uzatmadan oyuna geçelim. Ben Buğra, haydi oyna. Evet, en son kardeşler lojistiğimizi 2009 yılında bırakmıştık. Ve hatırlarsanız bir merkezi havaalanı kurmuştuk. Merkezi havaalanından İstanbul ana havalimanımıza yolcu taşımacılığı yapıyorduk. Ve bu oyuna bu şekilde devam edeceğiz. Buraya ekleyeceğimiz başka bir şey kalmadı. Ama başka şehirlere gene havaalanları koyuyor olacağız. Şimdi bakalım ne durumdayız. İstanbul havalimanımız gayet güzel devam ediyor. İstanbul'un nüfusu 10.000 olmuş. Şimdi öncelikli olarak ben ayarlarda birkaç bir şey değiştirmek istiyorum. Gazetelerde genel bilgi. Çünkü bütün gazeteler alttan özet olarak geçiyor bende. Ancak bazı şeyleri arttırmak istiyorum. Kazalar, felaketler tam. Şirket bilgileri tam. Oyuncunun istasyona ilk araç girişi kapalı. Rakibin istasyona ilk araç girişi kapalı. Bunlara gerek yok zaten. Ekonomik değişiklikler özet. Teşvikler özet. Bunlar bu şekilde kalabilir. Fabrika açılışları kapalı demişim. Fabrika açılışlarını özet yapalım. Fabrika kapanışlarına gerek yok. Şirket tarafından hizmet verilen fabrikanın üretim değişiklikleri tam. Rakiplerin hizmet ettiği fabrikaların üretim değişiklikleri tam. Diğer fabrikalar sırada tam olarak alalım. Petrol platformu. Yeni fabrika açılışında tam olarak alalım. Renkli gazete genel bilgiyi tam alalım. Yeni araçlara gerek yok, kazanır tamam. Peki bunlar bu şekilde devam etsin. Şu altta biraz gazete çıksın çünkü çok fazla şey oluyor, takip edemiyorum. Evet. Burada bayağı bir şey olmuş yani. Evet, hava yolu taşımacılığına devam ediyoruz bu bölümde de. Yine yakın şehirlerden taşımacılık yapacağız. Mesela şurada bir şehrimiz var. Buradan bir taşımacılık yapalım. Havalimanı inşa etten büyük havaalanı şehirler arası yeterli olur. Zaten yakın burası. Denizin ortasına kursak daha mı iyi olur diye düşünüyorum ama bence ona gerek yok. Helikopterle mi taşıma yapsak diye düşündüm bir an. Hadi şuradan helikopterle taşıyalım. Helikopter. Heliport. Şehre tek kademede koyabileceğimiz bir yer. Böyle. Allah Allah, yer bulamadım. Buraya. Buraya koyalım. Ha, tamam. Şimdi orası bir garaj olmadığı için buradaki garajdan alacağız. Hangardan. Hava aracı. Helikopter zaten en altta. Kaç yolcu taşıyormuş bu? 55 yolcu taşıyor. 500 km hızı var. Yeterli ya. Gayet güzel. İstanbul'dan buraya. Ulu Yayla Ören mi? Ne bu ya? Şey, neyse. Burayı tam yüklesin ama. Başla bakalım helikoptercik. Bir de kopyalayalım. İki tane olsun. Tamam. Bir de size şey yapalım. Grup atayalım. Evet. Yolcu. Bu neymiş? Tam okuyamadım. Ulu Yalı Ören.
Ulu Yolu Tren İstanbul. Nasıl bu? Atalım. Nasıl, doldurdun mu bari? Bakayım. Ne kadar var? 515 km hızla gidiyorsun. Helikopter. İpin bu. 55 yolcun var. İçeride 55 yolcunu 20 çantayı almış. Tam dolu geliyor. Peki. Gelsin bakalım. Çok iyi. Ha, bayağı da hızlı geliyorlar. Gelsin bakalım. Yolcuyu bırak buraya. Yalnız şimdi bir helikopter pisti var. Dolayısıyla diğeri havada mı bekleyecek acaba? Eğer öyle bir durum olursa görevleri değiştirmek lazım. Çünkü tam yükle demiştim. Tam yükleme. Yoksa havada beklemek zorunda kalacak o. Evet, güzel. Bence böyle olur ya. Gayet güzel bak. Oradan oraya, oradan oraya taşımacılık yapıyorlar. Evet, buradan da taşıyalım o zaman. Yine küçük bir helikopter pisti. Şurası olur. Tamam mı? Şunu kopyala diyelim. Şunu kopyalayalım. Görevini değiştirelim. Burası olacak. Ve grubunu da değiştirmemiz lazım. Yeni bir grup. Şöyle yapalım mı gruplara? Şimdi gruplar bayağı karışacak bu şekilde olursa. Şimdi İstanbul yolcu uçakları diyelim. Tamam mı? Hepsini bunun içine atalım. Evet, bence güzel oldu. Şuraya da bir grup açalım. Altın Pazar. Pazar. Helikopter. Nerede? En son yaptığımız Uluören miydi? Bunun adını Uluören Helikopter. 35 numaralı şeyde yatalım, evet. Gel bakalım helikoptercik. Heh, 20 bin getiriyor. 20 bin 20 bindir ya. Allah bereket versin. Helikopterlerimiz de çalışmış olur böylece. Mümkün mertebe her şeyi kullanmaya çalışıyorum. 2010 yılına geldik. Şurada görebilirsin. 2020 yılında manyetik tren hatları gelecek. 2020'de işi bayağı büyüteceğiz. Evet. Dünya haritamızı bir açalım. Şehir listesini de bir açalım. Şehirleri nüfusa göre sıralayalım. Orta Pazar 12.000 nüfus varmış ya. Allah Allah. Yani ben İstanbul'a yatırım yapıyorum ama Orta Pazar büyüyor. Anlamadım. Neyse, büyüsün bakalım. Orta Pazar'ın uçaklarını da değiştirmek lazım artık. Onlar bayağı uzak mesafeye gidip geliyorlar. Buraya bir tane merkezi havaalanı yapıp oradan taşımacılık yapabilirim aslında. Evet, ne yapalım? Ne yapalım, daha başka neler yapalım?
trenler, uçaklar, gemiler, her şeyimiz var. İstanbul'un hava trafiği nasıl? Yoğun mu? Ben hiç havada bekleyen uçak görmüyorum. Çok fazla uçak var. Evet. Havada bekleyen de varmış. Tamam, çok abartmaya gerek yok o zaman. Çünkü şey diye düşündüm. Şimdi bütün her yerden İstanbul'a yüklersem bu sefer İstanbul'un havaalanı kaldırmaz bunu. Çok yüklenmiş olur, kaldırmaz. O yüzden böyle yapmak çok doğru değil. Farklı lokasyonlarda, farklı türlerde çalışmalar yapalım. Mesela burada bir gemi ağı kurabiliriz. Buradan buraya, neresi olduğunu da bilmiyorum, bir ulaşım ağı düzenleyebiliriz. İki tane gemi, ikisi de farklı yönlere gidecek. Biri oradan alacak, biri buradan alacak. Aynı zamanda buralara da koyalım. Su yoluyla taşımacılık en kolay taşımacılıklardan bir tanesi. Dolayısıyla biz de bunu kullanıyor olacağız. Hiç zahmete girmeden görevine birden fazla da yazmak mümkün tabii ki de. Gemileri gruplayalım isterseniz. Gruplamanın bize faydası şu olacak. Buradan para kazanıyor muyuz? Kazanamıyor muyuz? Ona bakacağız. Yoksa biz bu işi bedavaya mı yapıyoruz? Zararına mı yapıyoruz? Bunu görmüş olacağız. Burada bir şehrimiz daha var. Nispeten büyükçe. Buna su yoluyla yanaşabilir miyim? Böyle bir şey yapabilirim. Ankara Belediyesi izin vermiyormuş benim iskele yapmama. O böyle olmaz ki, ben sana o kadar yatırım yaptım. Şimdi mesafe biraz uzun. Ben size bir bilgi daha vereyim. Eğer çok uzak mesafelere gemi hizmeti sağlamaya çalışıyorsanız şamandıra koymanız gerekiyor. Şamandıra koymazsanız yolunu kaybediyor gemiler. Bir şamandıra daha yapalım. Maalesef şamandıraya ihtiyaç duyuyorlar çok uzak gitmek için. Yapabilir miyiz? Neyse. Belediye biraz bizi sevsin, sonra bakarız ona. Evet. Nasıl? Göldeki gemi durumumuz. Geçen yıl 13.000 TL zarar etmişiz. Herhalde kazanacağız. Bakayım. Yolcu sayısı nasıl? Uf, 3.000 yolcu var. 12 yolcu. Bayağı çokmuş ya burada. 3.000 yolcu ne demek? 4.000 nüfus var. En büyük yer de orası herhalde. Burada kaç nüfus var? Burada da 4.000 nüfus var. 3.000 yolcu bayağı çokmuş. Peki şuraya da gönderelim o zaman bir gemi. Gel bakayım.
Buradan buraya ve buraya. Evet, senden iki tane yapalım. Devam. Burada da 4000 nüfus var bu arada. Burası da iyi. Belediyedeki durum hala daha kötü. Şey yapmaya çalışacağım. Yıkmama izin verse güzel olacak da. Yolu inşa edeceğim. Çünkü düzeltme yaptığım zaman kaybediyorlar boşu boşuna. Burada bir nehrimiz daha var. Edirne. Buraya da bir şey yapabilir miyiz? Durum. Buradan arkaya göndermeye çalışıyorum. Tamam, yapacağım. Bir daha yükselsin. Tam bir tane bir daha yükselsin yeter. Arkadaki su yoluna bağlayayım. Oradan da denize bağlarım. Bunu buradan suya bağlamak için bayağı bir masraf yapmamız gerekecek gibi geliyor. Ama olsun, vatandaşa hizmet için şeyden vazgeçmeyelim. Evet, gemiyi kopyala diyelim. Şunu kopyalayalım. Gözlerini değiştirelim. Buradan buraya. Karayoluyla ulaşım sağlasak çok daha kolay olurdu ama gerek yok bence. Böyle daha zevkli, keyifli. Gemi sistemlerini kullanmak lazım. Evet, uçak işleri nasıl gidiyor? 6000 yolcu olmuş. İnanamıyorum. Şu uçakları da devreye sokalım. Garajda bekleyen 3 taneyi. Yetişemeyecekler. Neden 6000 yolcu oldu? Buraya mı inemiyorlar acaba? Çok mu fazla hava trafiği var? Orada tutuyorlar ama. Daha fazla abanmamakta fayda görüyorum ben. Buradan şuraya da yolcu taşımacılığı yapabiliriz. Kendi aralarında taşı. Bakalım. Şimdi şehirlerimizde çok fazla yolcu birikiyor. Bu yolcuları aktarmakta zorlanıyoruz anladığım kadarıyla. Buraya bir bakayım. 1000 yolcu var. Bu ağ burada kuruluyken burada şehirler arası yolculuk da yapmak mümkün. Bunu da sağlayabiliriz. 5000. Neyse. 3 tane uçağı devreye soktuk. Biraz iyi oldu gibi. Aşağı doğru ineceğini düşünüyorum.
Evet, parayı nereden kazanıyoruz bir ona bakalım. Tren geliri 26 bin. 26 milyon. Yoldan çok bir şey kazanmıyoruz. Hava geliri 11 milyon. Gemiden de 1 milyona yakın para kazanıyoruz. Giderlerimiz hava taşıtı bakımları giderleri çok yüksek. Yeni araçlarda dünyanın parasını vermişiz. Neyse. Sonuç olarak gidişat güzel. 500 milyon paramız var. Ama bu kadar uçak yatırımı yapmış olmamıza rağmen hala daha iki videodur hiç ilgilenmediğimiz trenlerimiz bize dünyanın parasını kazandırmaya devam ediyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Şimdi trenlerimiz 7'lik tren bu arada, uzunluğu 7'lik. Çelik trenleri zararda. Demir trenleri kar ediyor 3 milyon. Eşya trenlerinden 32 milyon para kazanmışız ki sadece 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane trenimiz var. Hayvan trenleri zararda. Kömür işi 5 trende 10 milyon para, çok iyi. Petrol işinden 14 milyon geliyor. Posta işi ve yolcudan da iyi para gelmiş. 10 milyon para gelmiş. Yani yıl 2020 olduktan sonra biz biraz daha şey yapabiliriz. Trenlere tekrar geri dönüş yapabiliriz. Çünkü manyetik hatlar geldiğinde trenlerin hızları iki katına çıkacak. 600-700 km hıza çıkacaklar. Dolayısıyla taşıdıkları yük itibariyle uçağı da geçiyorlar, gemiyi de geçiyorlar, diğerlerini de geçiyorlar. Dolayısıyla en karlı iş trenlerde oluyor. Ama biz o tarihe gelene kadar yapabildiğimiz bütün diğer ulaşım taşıtlarıyla ulaşım hizmetlerini sürdürmeye devam edelim. Mesela işte gemileri kullandık, gördüğünüz bir sürü gemi kullandık. Karayolu taşımacılığı kullandık, havayolu taşımacılığı kullandık. Havayolunu biraz da arttıralım isterseniz. Öyle bir yol izleyelim. Çünkü çok fazla şey yaptık. Gemi yaptık. Bence yeterli. Biraz da havayolu yapalım. Gruplarımızı açalım. Peki, posta temin eder misin? Eder misin? Posta uçağı yapalım buraya. O ne? Bir uçak geldi. 400 yolcu taşıyabiliyormuş. 400 yolcu taşıyan Dinger. Dinger 200. Dinger 1000. Dinger 1000 sonik versiyonu uçakmış. Dinger 200'ü, Dinger 200 fazla gelir oraya ama neyse. Dinger 200 alalım. Bu uçağı modifiye edelim. Posta uçağı olsun. Evet. Bunun posta kapasitesi ne oldu? 480 çanta oldu. Çok iyi. Buraya gelecek. Buradan da İstanbul'a gidecek. İstanbul'daki postaları tam yükleyecek. Evet, başla bakalım uçakçık. Burada postamız var mı? Var, bayağı bir postamız var. Peki, şöyle bir şey daha yapalım. İstanbul'daki postaların ulaşımını sağlamak adına. Sen neredesin? Kendini göster. Bir inişe geç bakalım. Nasıl inişe göreyim. Trafik var mı? Hava trafiği var mı yani? Onu bir anlamaya çalışıyorum şu anda. Ha yok, direkt indi. Çok iyi ya.
Buradaki bütün postaları yükle. Çok iyi. Bütün postaları yükledim. Şimdi devam et. Kendi havaalanına devam et. Para kazandıracaksın. Bir bakalım, sen tam dolu geldin çünkü 480 çantayla. Bir buçuk milyon para. Wow. 1,5 milyon para kazandırdı bana. Çok iyi. Yani gayet iyi. İstanbul'daki bütün posta yükünü taşıdı neredeyse. Çok iyi. Aynı şeyi bir de burayla yapalım. Neydi? Orta Pazar. Buranın adını değiştirelim ya. Yeni isim verelim buraya. Diyelim ki İzmir olsun. İzmir. Şimdi İzmircik, senin bayağı bir postan var. Eşya da alıyorsun sen. 17.000'de nüfusun var. Peki. Sana posta uçağı yapalım bir tane de. Personik bir uçak alacağım. Tamam, görevim burası. Ve İstanbul olacak. Ama hem burayı hem de burayı, yok burayı yükleme, az geçtim. Burayı tam yükle. Ama seni bir de modifiye edelim. Post olarak. Devam et. Kapasiten nedir? 5 çanta posta taşıyabiliyorsun. Zaten 175 çanta vardı sanırım. Neredeyse hepsini aldı. Hadi bakalım uç. Süpersonik bir uçak bu. Diğerlerine göre çok hızlı gidiyor. Neredesin? Burada bak, arkadan geliyor. Uçarak geliyor bak. Farkı görüyor musunuz? Bilmiyorum. Tam anlaşılıyor mu? Şuraya bakın. Mouse tuttuğum yere bakın. Fark atacak. Hipersonik. Çok iyi. %100 dolu geldim. Bakalım ne kadar para kazandıracağım bana. $900.000, çok iyi. Uçağın parası çıkıyor neredeyse. 2-3 tur yapsa uçağın parası çıkar böylece. Posta, 2 tane posta görevimiz var. Gayet güzel. Burada da posta birikiyor zaten. Burayla belediye ile aramız nasıl? İyi. Güzel, iyileşmiş. Şu yolu yıkmak istiyorum çünkü. Bize lazım olacak dönemde. İyi olur tabii köfte. Sana bu kadar ulaşım sağlıyoruz. 5000 yolcu. Buranın uçaklarını değiştirelim mi? Uçak sayısını azaltarak daha iyi bir şey yapabiliriz bence. Böyle yapalım. Bütün yolcu uçaklarına, bütün demeyelim de, merkezi havalimanındaki yolcu uçaklarına araçları değiştir diyelim. Buradan şu yeni çıkan 400 yolcu kapasiteli uçağa değiştirelim. Minim uçak sayısı değişti gördüğünüz gibi.
mevcut uçak sayısıyla buradaki yolcu sayısını bayağı düşüreceğimizi düşünüyorum. Ön kapasitesi neydi? 230 yolcu. Bunu 400 yolculuk uçakla değiştiriyorum. Yani. Düşünün. O da değişti. Tamam, hepsi değişti. Mevcut uçaklarla hiç şeylerini bozmadan, sayısını bozmadan bu uçaklarla buradaki bütün yolcuları eritmeyi düşünüyorum. Havaalanı biraz daha büyütebilirmişiz aslında. Eriyor gördüğünüz gibi yavaş yavaş. Buradaki durum ne? O burada da bayağı çanta birikmiş. İşine girelim o zaman. Çantacılık yapalım. Yine bir zincir uçak alıp buradan. Allah. Çanta taşıma. Sağlayalım. Bakalım ne kadar para kazandı. Merak ediyorum. Aa dur. Tüh. Dışarı. Çevirmedik. Oldu. Hemen çevirelim bunu, modifiye edelim olarak. Ne git? %100 dolmadı. Zaten burası bir daha o şekilde artmaz yani. Vereceksin bize. Bak güzel. Şükür. İstanbul'da çanta kalmadı bu arada. 3 tane çanta uçağı yaptık. Çanta kalmadı. Uçak, yolcu uçağı yapabiliriz mesela bir tane buraya. Mesafe uzak olduğu için süpersonik bir uçak seçelim. Uçaklarımızı gruplayalım tekrardan. Neydi? Uçan uçağı. Şu aşağı giden çanta. Güzel. Amkent. Neyse çok iyi zaten. Neydi? Bu çanta uçağı böyle geldi. Neydi? Çanta uçağı. Yolcu uçağısı. Ya. Yerleştirdik. Çok güzel ilerliyor. Hepimiz gayet güzel büyüyor. Her yere temas ediyoruz ne? Yani bütün şehirlere temas edemesek de bu şehre temas etmeye çalışıyoruz. Çok fazla şehir var. Dediğim gibi haritamız büyük. Bu yüzden çok fazla yerde temas noktamız ve ulaşım imkanımız mevcut. Şunun helikopter pistine bakayım. Arada gidip gelen bir helikopter vardı. Neste işte çıkmış. Peki büyüyemiyor mu acaba? Anlamadım ki. Bunun için verelim şuna. Bunu sen yapalım.
Güzel bir yer buldum. Helikopterleri posta taşımacılığı için modifiye edebiliyor muyuz acaba? Bir ona bakmak istiyorum. Yapabiliyormuşuz. Daha şuradan posta da taşıyalım biz. Ha, tamam olur. Şimdi bu posta olarak modifiye ediyorum. Bana bir de görev veriyorum. Buradan. Bir görevim bu olsun. Burada önemli olan helikopter pistlerinde tek iniş noktası olduğu için kesinlikle şey yapmamız lazım. Tam yükle yapmamanız. Yani tam yükle yaparsanız o zaman pisti bloke ediyor olacak. Dolayısıyla diğer helikopterler inemiyor olacak. Bu önemli. Unutmayın. Mesela böyle tepede dönüp dönüp duruyorlar. Bunun dönmelerinin nedeni pist yoğun, kalabalık. Ne yapalım, bir tanesi. Para beklemiyorum ben bu helikopterlerden ama en azından işimizi görsünler. Değerli eşya da taşıtabiliriz. Peki değerli eşya taşıma işine girelim. Öncelikli olarak şuradan fabrika listesinden bankaları bir listeleyelim. Ama hiç banka yok mu ya? Cidden yokmuş. Vallahi şaşırdım ya. Nasıl banka olmaz ki? Yeni fabrika kurdan bir banka kurabiliyor muyuz buraya? Parayla yap. Ve bir yere kurdum ya. Buraya bu fabrika yapılamaz. Yalnızca şehirlerde yapılabilir. Evlerin yerine. Ve yapalım. Güzel. Banka yaptık. Artık işte o değerli eşya da kabul ediyor. Evet. Peki bankadan bir taşımacılık yapalım bakalım. Helikopterle banka taşımacılığı yapabiliyor muydu? Tekrar bir kontrol edelim. Yeni hava aracı alalım. Değerli eşya. Evet, taşıyabiliyormuşum. Senin en yakındaki banka nerede? Şuradan var. Bak, buraya bir helikopter koyalım. Tamam, buradan bir banka işi isteyelim sen. Hadi bakalım. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum yani helikopter. Aa bir dakika, bunu modifiye etmedik. Bak gene unuttuk. Görüyor musunuz? Modifiye edelim hemen. Çok yavaş gidiyor o da. Nerede eşya değil mi? Evet. Ortasında yürüyor bu da ya. Belki değerli eşya şey.
Sadece alacağını aldı. Çünkü oradan bir şey alamadığı için şimdi oturma bırakacak. Bir bırak şimdi kapıya kadar gelsin. Tam kapasite oldun değil mi? Sadece 19 çanta zaten çok kötü değil. Bakalım bize ne kazandır. 24 bin mi? Yani. Ne oldu? Merkezi havaalanımıza bakabilir miyiz? Yolcular, ooo, neredeyse hiç yolcu kalmamış. Evet, uçaklardan kaynaklanıyor. Uçakların kapasitesi arttıkça taşıdığı yolcular arttı. Birkaç tanesini gene aynı şekilde bir önce yaptığımız gibi garaja gönderelim. Gönderdik ya, iyice karıştı ortalık. Zaten siz boş geliyorsunuz. Dört tanesi garajda. Peki. Dört tanesi garajda olunca ırık yolu bizim nasıl olacak? Şimdi bütün uçakları, yolcu uçaklarımıza gelelim. Yolcu uçaklarımızı değiştirelim. Araçları değiştirden hepsini Danger 200 yapalım. Ve böylece bunların adedini de düşürdük. Adedini düşürdüğümüzde de hava trafiğini azaltmış olduk. Ya uçaklarını bak hiç eşya treni yoğunluğu kalabalığı olmuyor burada. Gayet iyi. Bunu denk getirebilmek zordur.
Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar olsun. Gördüğünüz üzere uçak ağımızı daha da geliştirdik. Gemi trafiği yaptık biraz daha. Şirketimizi her alanda büyütmeye çalışıyoruz. Sonuçta lojistik şirketiyiz. Bir sonraki videoda 2016 bizim şu anki yılımız. 2020'ye geçiyor olacağız. Bir sonraki videoyu da yine trensiz bir şekilde oynarız. Ondan sonraki videoda zaten manyetik trenlere geçiş yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Varsa yorumlarınız lütfen yorum kısmında belirtin. Ona göre zaten oyunumuzu değiştiriyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.